hemen Ankara'ya gidelim ve A Haber editörü Muhammed Emin Karadağ'a gelişmeleri aktarmak için hazır. Muhammed, kolay gelsin. Ardından da aslında bugün Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı var. Pazartesi günleri video konferansla toplanıyor. 3 aslında soru var. Onlardan ilki 65 yaş üstü 20 yaş altı ile ilgili bir esneme olabilir mi? Buna yönelik bazı açıklamalar vardı. Önümüzdeki hafta sonu 1 Mayıs Cuma günü 3 günlük bir 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması olabilir mi? Ardından da 30 Nisan'da okullar açılabilir. Çünkü böyle bir karar alınmıştı ama uzatılacağı bekleniyor. Nasıl bir karar bekleniyor ya da planlanıyor? Buna dair var mı elinde bilgiler? Aktar lütfen izleyicilerimize. İşte bu soruların cevabı bugün yanıt bulacak Haktan Uysal. Bugün gözler kabine toplantısında olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kurmaylarıyla video konferans yöntemiyle bir araya gelecek 5. kez. Gündemde koronavirüsle mücadelede gelinen son nokta ele alınacak. Vaka sayısı, hayatını kaybeden sayısı ve iyileşenlerin sayısı da ele alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da son gelişmelerle ilgili bir sunum yapmasını bekliyoruz. 4 günlük sokağa çıkma yasağı dün son bulmuştu. İşte bu 4 gün içinde yaşanan gelişmelerin ayrıntıları da yine kabine toplantısında masada olacak başlıklardan olacak diyebiliriz. Önümüzdeki hafta sonu da uygulanması beklenen bir sokağa çıkma yasağı var. Yine önümüzdeki hafta sonu 1 Mayıs'ta var, yani işçi bayramı. Bu sokağa çıkma yasağının birleştirilip birleştirilmeyeceği merak ediliyordu. Sokak kısıtlaması bu hafta 3 gün mü olacak sorusu da yine kabine toplantısında cevap bulacak. Bir diğer başlıkta biliyorsunuz ki 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması gelmişti. Bu vatandaşlar için de bir esneme yapılacak mı? İşte bu sorunun cevabı da yine kabine toplantısının ardından belli olacak diyebiliriz. Haktan Uysal, Başkan Recep Tayyip Erdoğan dünyanın hiçbir yerinde hiçbir Türk yalnız ve çaresiz kalmasın mesajını vermişti ve büyük tahliye operasyonunun talimatını vermişti ve operasyon başlamıştı. Öyle ki 75 ülkede 60 binden fazla Türk yurda getirilmişti. İşte bu konuyla ilgili de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir sunum yapmasını bekliyoruz yine kabine toplantısında. Son olarak rakamlar iyiye gidiyor. Normalleşme süreci ne zaman olacak sorusuna da yine yanıt aranacak kabine toplantısında. Biliyorsunuz Başkan Recep Tayyip Erdoğan normalleşme süreci için bayramdan sonrayı işaret etmişti. İşte bu konuda görüşülecek kabine toplantısında. Toplantı öğle saatlerinde başlayacak ve akşam üzeri de Başkan Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısına geçecek ve yeni tedbirleri açıklayacak diyebiliriz Haktan Uysal.